özel video çekeceğim. Otizm belirtilerine ne olduğunu ve otizm hakkında ne olduğunu söyleyeyim. Nasıl söyleyeceğim hiç bilmiyorum. Ama otizm olduğum için ve 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğu için otizm hakkında konuşmak zorunda kalacağım. Neyse, umarım beğenirsiniz. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi bar mavisine giydim. Mavi gömleğim. Çünkü bugün 2 Nisan 2024'teyiz. Bildiğiniz kadarıyla. 2 Nisan demek ki otizm farkındalık günü. Bunu zaten biliyorsunuz. Eğer otizmliyseniz aşağıdaki yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Aileniz var mı? Aileniz çocuk otizmli çocuklara beraber yaşıyor mu? Bunu yorumlara belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Ben doğduğundan beri otizmli olmaya başladım. Ve öncelikle arkadaki ses duyuyorsanız çok özür dilerim. Gündeyiz, günlük video çekiyorum. Sadece Dünya Otizm Farkındalık Günü özel video çekiyorum gündüzleri. Öncelikle otizm engeli değil, hastalık değil, emeksizlik de değil. Dünyadaki insanlardan çok farklılıktır. Bunu zaten biliyorum. Ben de kimsenin gibi değilim. Hiçbiriniz gibi değilim. Hiçbiriniz gibi değilim. Ben bunu zaten bildiğiniz kadarıyla. Şeyler var. Göz teması kullanmayanlar var. Bazen otizmlerine göz temasını kullanmayı sevmiyor olabilir. Ben göz teması kullanmayı seviyorum. Bana dokunabilir. Bana da öpüşüp sarılabilir. Ve otizmlere bazen otizmleri yanlış hareketleri yapıyorlar. El hareketlerini, parmak hareketlerini falan diyenler var. Tüm otizmli çocukları en sevdiği renkleri mavidir. Ben de en sevdiğim rengimi mavidir. Bildiğiniz kadarıyla. Çok seviyorum çünkü benim gözlerim lens falan değildir, gerçek gözlerim. Bir de kapı kapama sesi duyuyorsunuz ama olsun. Otizmli davranış bozukluğu var. Bende davranış bozukluğum var. Bir de otizmli spektrum bozukluğu var. Otizm spektrum bozukluğu var. Bir de dil öğrenme bozukluğu var. Dil ve öğrenme bozukluğu var. Ne Fransızca, ne İngilizce, ne de Almanca, ne de Türkçe vesaire vesaire. Bende öyle bir bozukluğum var. Ben de dil ve öğrenme bozukluğum var. O yüzden Türkiye'de yaşadığımda Türkçe konuştuğum sürece tam kelimeleri ifade edemiyorum, bulamıyorum. Sinirim bozukluğumuş olabilir. Psikolojisi bozukluğumuş olabilir.
ise tedavi olmazsa gerek, özellikle otizmli çocukları. Ben benim bu durumda iyi olduğum için tedaviye ihtiyacım yok. Ama yine de otizmliyim. Ki bazı arkadaşlarım gözlerine bakamıyorum. Bana kötü yorumlara gelince ben de onlara kötü cevaplıyorum. O da bir otizmli. Yani ortalık ya da kötü otizmli ya da güzel otizmli falan, ne bilmiyorum. Ben Asperger'li otizmli miyim ben? Hayır, ben Asperger'li değilim. Sadece normal otizmliyim. Asperger değilim. Defizans intelektüel de değilim. Sadece otizmliyim. Otizmli, defizans intelektüel de otizmli olarak var, biliyorum. Ben defizans intelektüel olmayan bir otizmliyim. Hatta bazı otizmli çocuklara kendine zarar vermiş olabilirler. Depresyona gelince şeridi alıp kurum çizmişler olabilir. Çizmiş olabilirler. Yani bir kurum çizmiş olabilirler. Ben okula girdiğimde ve o köşede gidip depresyona girdiğim sürece kalem tıraşını alıp kurum çizmiştim. Sonra ne yaptılar? Öyle tepkisini verdiği sürece korkmuşlar, şok olmuşlar. Böyle bir şey yaptığım sürece bu kalem tıraş elimden aldı. Böyle bir daha böyle bir şey yapmayacaksın diye söylemiştir. Bunu sakın unutmayın. Otizmi olmayan çocuklara kendine zarar vermiş olabilirler. Otizmliyle hiç alakası bile yok. Bir de yüksek ışıklarına yaklaşmayı sevmiyorlar. Bazı otizmleri bir de göz teması kurmayı sevmiyorlar. İnsanlara sarılır. Otizmi sarılır önce direkt korkuyor. Yüksek sesli müziklerini duyunca, yani kulübüne gittiği sürece ve otizmleri şöyle duyunca kulaklarını iki tane elleriyle basmışlar böyle müziklerini duymasın diye. Gerçek otizmli oluyorlar. Ben de otizmliyim ama müzik dinlemeyi seviyorum. Kulaklarımı takıyorum. Ve mesela ben kulübüne gittiğim sürece ve yüksek müziklerin sesi duyunca basmıyorum. Kulaklarımla basmıyorum. Bir kere konsere gittim. 2022 yılında gerçek olarak konsere gittim. Konsere gittiğim sürece aşırı yüksek sesinle müziklerini duyunca bir kere bile müzik kulaklarım basmamıştım. Herkes gibiyim diyebilirim. Bir de ailesine, çocuğuna öfkeli değil sadece. Ay canım acıtıyor. Ailesine demek yerine daha fazla kendine zarar veriyorlar. Ama ben olsam böyle bir şey yapmazdım. Ama yine de otizmliyim. Tuhaf bir şey bu ama yine de otizmliyim. Ve tabii ki otizm olmasına rağmen gayet iyi çalışabilir. Görevini ne hem de
zincir markette çalışabilir. Para da kazanabilir. Otizmiyle para kazanmayla ne alakası var bilmiyorum ama öyle olarak söylüyorum. Bir de tabii ki doğru bir şekilde sınavına girip istediği bir puan olabilirler. Otizm olmasına rağmen ben olsam ben de böyle bir şey olabilirim. Ben de böyle bir şey yapabilirim. Sınavına girip istediğim bir puan alınca otizmli olunca ve çalışmak istediğimde bir görür yani bir görür. Bakalım kabul eder mi kabul etmez mi? Eğer kabul ederse ben otizmli olmama rağmen herkes gibi çalışabilirim. Herkes gibi hayat kazanabilirim. Bir de hayat başarılabilirim. Bir de otizmli çocukları da bile hayat başarılabilirler. O yüzden yani söylüyorum. Bir de bazı zamanla TikTok'ta canlı yayın yaptım. Fransızca konuştum. Bir de Türkçe konuştum. Bana Türkçe konuşsana diyenler varmış. Evet. Türkçe konuşmayı seviyorum ama Fransızca konuşmayı tercih ettim. Bildiğiniz kadarıyla. Basit bir şekilde söyledim otizm hakkında. Bir de fiziksel olarak iyi mi kötü mü ben bilmiyorum. Bir de bazı otizmlere duvara yumruk atmışlar. Birbirine yumruk atma geyinle kendine yumruk attı. Ve gerçekten güzel bir şey. Ben de okula gittiğimde psikolojim bozukluğu olduğum sürece birbirine yumruk atma geyinle duvara yumruk atmaya gittim. Ve bazı otizmlerle sinir olduğunda ve depresyona girdiğinde kötü hissettiğinde birbirine yumruk atma geyinle kendine yumruk atmaya gidiyorlar. Kendine yumruk atıyorlar. Ben de öyle bir şey yaptım. Duvara yumruk attığım sürece bir ya da iki tane insan